Şimdilik bunları idare et. Dışarıda polisler cirit atıyor. Şu telaşları atlattığımızda sana mükellef bir veda ziyafeti çekeceğim. Tamam da Funda'ya ne diyeceğiz? Bir şekilde izah edeceğim. Mithat'a yüklerim suçu. Alpay'ın üstüne gitmiş, o da kendini savunmak zorunda kalmış derim. Senin isteyerek katil olmadığına inanıyorum. Hangi baba oğlunun sevdiği gencecik bir kıza kıymak ister ki? Değil mi Alpay? Tamam ya, sen de hatırlatma şunu. Unutulacak bir şey. Neyse. Hadi yemeğini. Ağabeyim, sana yapmadım kahve. Zaten uyuyamıyorsun. Midem kötü zaten, içmeyeceğim. Sabah saate kimlik pasaport işlemleri için harekete geçeceğim. Bir bağlantı buldum. Ölmüş kimi kimsesi olmayan adamların kimliklerini topluyor, öldüklerini bildirmiyor. Bu kaçak işlerin adamı anlayacağın. Senin tipine, yaşına uygun bir kimlik seçeceğiz. Onun yerine geçip Mersin'e gideceksin. Keşke anlattığı kadar kolay olsa. Hiçbir şey kolay değil albayım. Hayatın kendisi zor. İkimiz gayet iyi biliyoruz bunu. Nasıl bineceğiz o gemiye? Bu da gelecek mi bakalım? Gelecek, gelir, merak etme. Ama Mersin'e, oradan da Kıbrıs'a yalnız geçeceksin. Orada buluşacaksın Funda'yla. Bütün bunlar olurken ben de Han'da dolaşacağım ki kimse şüphelenmesin. Biraz yalnız günlerin olacak. Bu arada hangi ülkeye gideceğinize, Funda'yla bebeğinizi hangi ülkede büyüteceğinize dair hayaller kurabilirsin. Bundan sonrası tertemiz bir sayfada, mis gibi bir hayat. Bir süre sonra ben de ziyaretinize geleceğim. Çok yanlışlar yaptım sana Kaan. Çok hakkını yedim. Ve sen şimdi... Şşş. Üzülme. Biz beraber büyüdük. Kardeş dedik birbirimize. Bundan sonra bağımız daha da güçlenecek. Aramızdaki sorunları geride bırakacağız. Hadi dediğinden sana Allah rahatlık versin. Albayım, bundan sonra bol bol hayaller kur. Parlak, güneşli, bol neşeli hayaller kur. Daha rahat uyursun. Muazzam hayaller kuru ki yıkması daha zevkli olsun. Albayım. Kenan Bey, evimizi yaptırmaya başlamanıza çok sevindim. Sizinle kuracağımız geleceği düşünüp her geçen gün daha da umutlanıyorum. Keşke sizinle bunları yüz yüze konuşabilseydik. Kenan. Var mı bir haber? Buldun mu Alpay'ı? Yok. Polisler bana da geldi. Mithat'ı bıçaklayan Alpay'mış. Tahminimde yanılmadım. Ne? Onunla kalsa iyi. İkra'yı da bıçaklayıp öldürmüş. Ya ne diyorsun Kenan? Kim? İkra kim? Nereden çıktı bu? İkra Kerem'in sevdiği gencecik bir kız. Kenan ne diyorsun? Delirdi mi bu adam? Ne istemiş gencecik kızdan ya? Vallahi delirdi herhalde. Benim de aklım almadı. Yok ben. Bu iş bitti Kenan. Bu iş bitti. Ben bu adamla daha fazla yapamam. Bu adam resmen katil oldu yani. Ya biliyorsun. Ne zamandır bir delilik yapmasın diye çok uğraştım. Durdurmaya çalıştım ama beceremedim. Bunun için de kendimi suçlu hissediyorum. Sana da yazık oldu.
Bir başına kaldım bebeğinle. İnanamıyorum ben. Neden yaptı böyle bir şey bu adam ya? Üzülme, ben yanında olacağım. O bebek öyle ya da böyle yeğenimdir ve günahsızdır. Ah, bu arada Alpay Antep'teymiş. Polisler noter Demirezi'ne rastlamışlar. Ne noteri ya? Ne noteri? Ne iş varmış bu adamın noterde? Bilmiyorum. Öğreneceğim, sana bilgi veririm. Sen de lütfen bebeğin için sakin kalmaya çalış. Benden haber almadan bir şey yapma. Kapatmak zorundayım. Allah. Allah. Karnındaki masuma hürmeten sana kocandan ayrı bir son düşünüyorum Funda. Bakalım beğenecek misin başına gelecekleri? Mustafa, ne yaptın, malları hallettin mi? Hallettim. Noterden çıkar çıkmaz tapuya gittim. Alpay'ın nesi var nesi yoksa çocuk esirgeme kurumuna hayrına devrettim. Güzel. Bize ekmek verenlere, büyütenlerimize vefamızı göstermiş olduk. Eline sağlık. Kenan Bey, bizim sohbetlerimiz evlatlarımızın yarasından, hayat gailesinden öte bir şey değil. Olmaz. Olamaz. Eğer yolunuz buysa elbette hayat sizin karşınıza bunu paylaşacak birini çıkaracak. Ama o ben değilim. Bizim sizinle biri olmamız mümkün değil Kenan Bey.